Hayır baba, anlamıyorum. Bu kadar pahalı bir şeye ne gerek vardı? Güzel ama değil mi? Vallahi gelinime yakışır. Hiç. Baba, bunu nereden aldıysan götürüp geri veriyorsun. Ben gider daha uygun bir şey alır takarım, tamam mı? Sen ayrı, ben ayrı. Sen ne vereceksen ver. Ben bunu vereceğim. Ben bundan daha aşağı bir şeyle çıkmam bu insanların karşısına ya. Ya ben yıllardır bugünü bekliyorum. Bu kadarcık gururu bana fazla görmeyin lütfen. Ben bunu gelinime gidip göğsümü gere gere takacağım. Fatoş söyledi. Konuşurlarken duymuş. Lüks bir otelde yapacaklarmış nişanı oğlum. Biz nasıl yaparız? Ne giyeriz oralarda, öyle yerlerde? Sonra Candan Hanım da haber yollamış. Benim için Muazzez'le. Öyle ona üst baş bir şeyler diktirelim falan demiş. Ben oğlumun nişanına kız evinin sadaka gibi diktirdiği elbiseyle mi geleceğim? Kendimden bir şeyler giysem beğenmezler, burun kıvırırlar. Annem, nişan otelde motelde olmayacak. Sen de bizim alacağımız çok güzel bir kıyafetle gideceksin, tamam? Üzülme sen, ben halledeceğim. Şş, bana bak, sen karışma. Duyuyor musun bak, sen karışma, karışma! Aferin sana. Uğraş dur bu işi bozmak için, ha? Uğraş. Uğraş hadi, bu çocuğu ye bitir, bitir. Hayırdır? Yüzümden düşen bin parça. Sepetçilere dünür o gün işte. Daha ne istiyorsun? Allah'tan belanı mı? Düş yakamdan rüştü. Bırak artık peşimi. Ama kalbi kırıyorsun. Böyle konuşma Veysel. Seninle kalbimiz böyle miydi? Bunlarla beraber kamyondaki ilk kısmı sayarsak 32 mi etti? He, vallahi ben de 32 saydım. He, şunları bir atalım da. Neymiş lan bunlar? Hadi lan bakalım. Lan Veysel, aklınla bin yaşa lan. De bakayım bana, kaç para eder bu sepetçilerin davarları? Dur bakalım. Hele bir kimseleri görünmeden çıkaralım da hayvanları şuradan. Bakarız sonrasına. Lan oğlum, ilk kısım malı nasıl yüklediyse kamyona, bunu da öyle yapacağız. Ha, bu yolu geçtik mi zenginiz, zengin. Hadi gel bakalım. Kamyona varınca paramızı peşin alırız takır takır. Tamam mı? Sonra da gideriz işimizin başına mis gibi, kimseye çaktırmadan. Veysel, iyice pazarlık ederim ha. Hadi, 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 hadi. Ses neydi lan? Ağaca bindirmiş bu be. Bize ne oğlum, bize ne lan? Lan içinde adam var oğlum. Lan oğlum, bize ne lan, bize ne? Oğlum yazıktır, günahtır lan. Ben kurtarmaya gidiyorum. Lan oğlum, manyak mısın? Ne alt ederseniz Allah'ın cezası. Benim hapislerde sürünmeye niyetim yok. Mehmet Rıfat Bey. Oğlum, bir tanem neren ağrıyor söyle bana ne olur. Bak sıcağı sıcağını anlayamazsın. İyiyim ben anne. Bir şeyim yok gerçekten.
Hekimi uyandırdım. Yolda, hemen geliyor. Allah'tan bu saatte duydu telefonu. Ah oğlum, niye bu kadar içtin? Allah'tan baban evde yok. Ya Ziya Bey evde olsaydı? Şükriye, bak kimse duymayacak, tamam mı? Peki. Sen mi bulup getirdin oğlumu? Evet hanım. Adın ne senin? Veysel'dir hanım. Sapaktan girmiş, 200 metreye gitmiş ya gidememiş. Ağaca çarpıp sonra tarlaya düşmüş. Çocuklara baktırdım, araba tamamen yanmış. Allah'tan bu arkadaş olayı görmüş yetişmiş. Yoksa maazallah. Tamam sus. Allah esirgedi evladım. Veysel kardeş, sen bizim çalışanlarımızdan mısın? Evet hanım. Bundan kelli sen bizim insanımızsın. Git mutfağa bekle beni. Sonra konuşacağız seninle. Soygun olmuş hanımı. 40 kadar hayvan kayıp. Uçurmuşlar tepede. Ne? Para istiyorsun yine değil mi? Halilen. Senin hakkın uzun için seni ele vermedim. Beni yakaladılar, içeri sıktılar. Sen çiftliğe kahya oldun. Benim gençliğim yandı, sen bey oldun. Al şunu. Ne o? Bu kadarcık mı? Bu kadar var şimdi yanımda. Akşam şeye gel, kasaba yolundaki o eski çeşmenin arkasına gel. Bir şeyler daha vereceğim ben sana. İyi. Adam akıllı parayla gel ha. Sonra papaz oluruz. Borç bulacağım sağdan soldan. O senin problemin Veysel. Beni ilgilendirmez. Hadi eyvallah. Al şunu. Al. Bu ne? Bu kadarcık para için mi çağırdın ayağını? Al, istemez dal geçer gibi. Düştü. Bana bak. Benim tersime gitme. Elimdeki avucumdaki bütün parayı sana verdim. Zaten zırnık koklatmam. Ulan yürü be. Defol, defol git. Yürü. Canın sağ olsun Veysel. Vermezsen verme. Ama illaki veren biri bulunur. Bas. İllaki. Çürümüş bal.